İlber Ortaylı tarihçi olma kişiliğinin ötesinde bilgeliği, aydın, her konuyla ilgili fikir yürütmesi ve bu da onu taze tutuyor. Gerçek aydınlık bu mudur? Yani bir işi en kısa yoldan anlatabilme olgunluğuna erişmiş olmak mıdır acaba? Belki yani fazla dolanmadan mantığa dikkat ederek, değil mi? Mantık kullanmak önemli. Yani mesela benim Türkiye'de çok takdir ettiğim insanlar vardı min gayri haddim. Bunlardan bir tanesi bizim Galatasaray Üniversitesi'nin akademik kadrolarında değildi ama yani daha çok iş yaptı bence. Ve onu dış politikada tanırsınız yani Türkiye'nin diplomasi hayatından. Yabancılar da oradan tanırlar. Böyle biri daha vardı. Muharrem Nuri Bilgi, birini kastettiğim Coşkun Kırca'dır. Bunların mantık sağlamlığı vardı. Yani çok önemli bir şey bu. Mantık silsilesi, mantık silsilesi çok önemli. Birbiriyle tezata düşmeyecek öneriler. O zaman çabuk öğreniyor ve çabuk öğretebiliyor galiba. İşte hayır, çabuk öğreniyor değil. Adam onu oraya gelene kadar çok uğraşmış. Yani böyle 3 günde falan olunmuyor o. Hatta o kendinizden de olamıyorsunuz onu. Mesela Coşkun Kırca'nın babası, ben hiç o tipi tanımıyordum yani o karakteri. Sonradan öğrendim. Mehmet Ali Haşmet Kırca. Ben duyduğumda bu zatı işte bir özel kolej, Fransızca öğreten bir özel kolejin kurucu müdürü. Daha evvel işte bu Şişli Terakki galiba, orada Feyziye Mektepleri falan, orada müdür. Otoriter fevkalade eğitim olarak ve Fransızcası çok meşhur. Yani hem güzel biliyor hem güzel öğretiyor. Oğlu dahil çok da sert o dili öğretmekte. Hiç ummadığım bir şey. Meğer adam Gizen'de doktora yapmış harpten önce. Ve Osmanlı tarihi üzerine, şimdi tipe bakın. Yazıyor, tezi de kendi yazıyor, o zaman öyle şimdiki gibi değil ona buna. İntihal denen şey daha iyi. Hayır, yok intihal söz konusu değil, Almancayı kendi yazıyor. Ben metni gördüm sonradan. Hatta bir ikinci tez yazmış falan. Tezi yapan hocası da yaptıran da işte bu Piri Reis üzerine ilk tanıtma yazısını yazan Profesör Kahle'dir o. Sonradan bunu öğrendim. Yani bu Almanca faslını sonradan öğrendim. Yabancı dil bilmek niye önemli? Yabancı dil değil. O dille o dilin arkasındaki kültürü almak mühim. Ve değişik dillerin mantığını almak mühim. Kendi kültürün olsun. Herif Osmanlı tarihi üzerine tez yazmış Kahle'nin yanında. Yani bende var tezin kopyası. Provinsiyel yani fervartım. Yani yabancı bir kültüre diyor. Açılınca kendi kültürünü daha iyi. Şimdi mi? Türkiye'de o zaman o çok yaşlı, tabii yaşlı nesil. O zaman Türkiye'de zaten öyle doktora falan yapılmıyor Türk tarihinden de olsa. Bu yapmış. Gitmiş dışarıya yapmış. Şimdi bu tip adamın yetiştirdiği bir adam söz konusu. Yani bunun espri şudur. Bir entelektüel olmak için demiş Rus'un birisi 3 tane üniversite bitirmek lazım. Öyle mi demiş? Hemen yapalım. Yok siz değil, babanız ve dedeniz demiş. Yani üç nesil. Bu bir ev getirilen alışkanlıktır. Ailedir, çevredir. Yani öyle olur. Beyaz Türk deyip böyle bir dışlama başladı. O beyaz Türk lafı yeniden çıktı. Onu birisi çıkardı. O şeyden, ecnebi dillerden çevirmedir. Ayak takımının kullandığı bir tabirdir. Yani Anglo-Sakson dünyasında oradan geçerek Avrupa'da falan böyle beyaz Türk işte. Yok beyaz Türk demezler de beyaz belki Amerikalı diyorlar. Yani beyaz Türk çok orijinal bir kelime değil. Jön Türk orijinaldi. Saltanata ve eski rejime direnen yeni Türkler. Bunu Portekizliler de benimsedi. Beyaz Türk o anlamdadır. Yani bundan bir halt çıkmaz. Bunlar dünyaya başka türlü bakar. Kibirli anlamında kullanıyor. Halka tepeden kibirli bakan. Kibirli ama hiçbir şey bilmez falan yani. Bizde mesela o çok tipik olabilir ama Avrupa'da, Amerika'da değil. Yani adam mesela Aksaray Meydanı'na bıraksan simit alıp yemeğin bilmez. Öyle de Aksaray Meydanı deyince de karışıyor. Semt olan Aksaray Meydanı mı yoksa... Orası da dahil, orası da dahil. Orada yani şimdi ne olur bilmiyorum. O güzelce bir semt olabilirdi. Maalesef çok fena yapılaştı.
Yani büyük çiftlik arazisiydi o. Şimdi anlaşılan devlet arazisi haline dönüşüyor. Onları ben bilemiyorum. Yani yakında orada makamlıklar herhalde öyle bir proje var. Ama o bakanlıkların nereye yerleşeceğine karar vermek lazım. Çünkü o çok önemli bir şey. Ankara böyle oradan oraya oynayan bir şehir. Bakın benim çocukluğumda Ankara Ulus Meydanı ve civarındaydı. Hatta şık mağazalar anafartalardaydı. Oradan Çankaya'ya doğru. Oradan hatta önce bir yeni kurulan Çankaya falan kaydı. Bahçeli ev mıntıkası olarak kaldı. Şimdi daha yukarı çıktı. Sonra orayı da beğenmediler, bu tarafa kaydılar. Bu tarafa doğru geldi. Ve o her bırakılan mahalledeki evlerin karakteri değişik. Şaşılacak şey. Ankara'nın en sağlam ve orijinal şeyleri o Anafartalar Caddesi'ndeki binalardır, yıkılmamışsa. Çünkü Macar mimarlar yaptı onları. Vallahi çok hoştur. Hocam yıkılıyor. Yani hem muhafazakar bir yani hükümetle. Muhafaza başka, para başka. Muhafazadan ne anladığına bakar. Şimdi Türkiye'yi idare eden zümre ve şey maalesef yanlış eğitim reformumuz dolayısıyla kasabadır. Köylü möylü diyorsunuz, çok yanlış. Köylülük değil. İyi bir kasaba iki. Köylülük bir üretici bir ünitedir. Kasaba üretici ne köylü. Kent ne köy, hiçbir iki şey arada değildir. Sıkışmış. Bizim kasabamız hep tekrarlıyoruz 17. asırdan. Yani Evliya Çelebi'nin tarif ettiği o renkli kasabalardan falan, tezgahlardan, kılıklardan, eğlencelerden itibaren müthiş bir çöküntü, durgunluk içinde ve bunu hayatımızda bile gördük. Yani mesela Ankara'nın civarındaki bir sürü eski kasabalar çökmeye devam ettiler. Nüfus azaldı. Bu kasabalarda hiçbir şey olmaz. Bunları kentleştirmek için de maalesef bir sürü profesör arkadaşlarımız en başta nereden edindilerse o teoriyi, üniversite falan açarız diye. Halbuki orada üniversite olmaz çünkü okul. Sırf okulla ve sıralarla kaim bir şey değildir eğitim. Bütün bir çevre, bütün bir doku. Yani o her yere arı kovanı kuruluyor mu zannediyoruz? Hayır. Şimdi bu yanlışı bunlar başladı bence. Yani bu memleketin solcu ve ilerici takımı. Şimdi bunlar da devam ediyor. Zannediyor ki biz okulla her şeyi değiştiremezsin sen hiçbir şey. Bunu bana seneler önce Avusturya'da, Dachau'da bile kalmış bir Yahudi dostum vardı. Yani bir nevi hocaydı o bana. Müzeleri gezdirirdi falan. Bir muhitin içindeydi. Ben orada ihtiyarlarla çok ahbaplık ederdim. Çünkü genç yoktu o zaman. Orada Elanda yok ya. Bizim nüfusumuzu tenkit ediyor Avusturya. Kendi ihtiyarlığını nasıl halledecek? O büyük bir mesele. Neyse. O bana şöyle bir söz etti. Dedi ki bu kahverengiler dedi. Orada faşo partiye kahverengiler, Brown'un derler. Bunlar dedi koalisyon yapacak dedi. İç işlerini de alırlar dedi. O zaman hapı yuttuk dedi. Niye iç işlerinden korkuyorsunuz dedim. Bizdeki bu şey orta yolcu, solcu hükümetler hep Marif'ten korkar. Vermek istemez koalisyonda dedim. Yıl 70'ler. Ha dedi. Yanlış o dedi. Bugün kim okulda yetişiyor ki dedi. Çok doğru bir şey. Yani artık okul toplumun hayatında, bireyin hayatında unsurlardan birisi. Hatta belki birincisi bile değil. Bazı teknik şeyleri size kazandırır. Öyle total adam yetiştiren lise, jimnazyum falan bitti. İhtisasa oradan gidilmiş. Biz de zannediyor ki ben çocukları eğitimde çok şey yaparım. Hiçbir şey yapamazsın. Çevre faktörü efendim, çok önemli. Efendim televizyon girmiş. Şimdi bir de bilgisayar, internet tabii onlar yanlış da olabilir çok şey. Aynı program, aynı maddeyi sen bir Türkçeden seyret, bir İngilizceden dağlar kadar fark vardır. Tabii. Tıpkı yani Britannica ile herhangi bir ansiklopedi evet. Gibi mesela. Bu ortamda böyle bir yanlışlık var bunlarda. Biz zannettiler ki kasabaya lise açarız. Efendim olmadık vilayetlere üniversite kurarız. İnsanlar iş bulur bir kere. Oradan bakıyor. Adam onu çiftlik zannediyor. Fabrika zannediyor. Bunu bizimkiler böyle üniversiteyi düşünüyor. İstihdam şeyi zannediyor. İstihdam yaratacak. İşte, yani. 10 bin öğrenci olur. Onlar için oraya oluyor esnaf kurulur. Oluyor tabii. 10 bin tane esnaf çıkıyor. Kötü evler çıkıyor. Çocuklar kazıklanıyor. Yurt yok. Ne oluyor?
Yani hiç tiyatrosuz, kütüphanesiz, efendime söyleyeyim civar kültür merkezleriyle ilintisi olmayan bir üniversite ama olur bir şey mu? Söyleyeceğim.